Efendim EkoTürk TV ekranlarında herkesten merhabalar. Ben Eren Can Umut. Yatırım Dünyası programı ile karşınızdayız. Gündem FED toplantısı olacak ve FED toplantısıyla beraber de piyasalarda bir oynaklığın oluşma ihtimali oldukça yüksek bir olasılık. Öncelikle şundan bahsedelim. Son FOMC toplantılarında, yani daha doğrusu noktasal grafiklerin ve ekonomik projeksiyonların yayınladığı toplantı Aralık toplantısıydı ve bölgesel FED başkanlarının tahminleri 2022 yılında, yani içinde bulunduğumuz yıl itibariyle 3 faiz arttırımın olabileceği şeklindeydi. Fakat bunun 4 faiz arttırımına doğru evrilme ihtimali var. Dolayısıyla hem FED'in kararıyla beraber ki 25 bas puanlık faiz arttırımına piyasalar kesin gözüyle bakıyor. Ukrayna-Rusya savaşı olmadan önce 50 bas puanlık faiz arttırım olasılığının bir hayli güçlendiği bir dönem geçirdik ama şu anda mevcut savaş ortamıyla beraber 50 değil 25 bas puanlık faiz arttırımı hemen hemen kesin gibi zaten FED Başkanı Powell da bu minvalde yapmış olduğu açıklamaları bulunuyordu. Dolayısıyla piyasalar 25 bas puanlık faiz arttırımını sürpriz olarak karşılamayacaklar. İkinci unsur, bu ay itibariyle, yani bugün açıklanmasıyla beraber varlık alım programı sona erecek ve özellikle de ekonomik projeksiyonlar, faize ilişkin beklentiler, faiz arttırım sürecindeki hıza yönelik beklentiler en önemli gündem maddesi olacak. Bir diğer unsur da 9 trilyon dolara yaklaşan, hatta 9 trilyon dolara ulaşan bilançonun daraltılma süreci ve bu süreç esnasında uygulanacak politikalar, ne derece sert bir politika olacak ya da ne derece yumuşak adımlar mı atılacak, bunların sinyallerini alacağız. Dolayısıyla piyasalarda oynaklığın özellikle akşam saatlerindeki FED toplantısı saat 9'da açıklanacak ve 9.30'da da FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar olacak. Dolayısıyla piyasalar önümüzdeki döneme ilişkin FED'in atacağı adımlar ve FED'in piyasalara vereceği sinyalleri yakalamaya çalışacak yapılan açıklamalardan ve FOMC karar metninden. Şimdi tüm bu gelişmeleri ve Ukrayna-Rusya arasındaki yaşanan bu savaş ortamını da yine kısa da olsa bir değerlendirme noktasında sevgili Onurcan Bal ile karşı karşıyayız. Kendisi Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı. Onurcan merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet Onurcan, bugün günlerden FED. Ben küçük, kısa, minik bir girizgah yaptım ama tabii ki senden de dinlemek, senden de duymak isteriz. Bugün FED toplantısından ne beklenmeli? Çünkü 25 bas puanlık faiz arttırımı piyasalar tarafından kati surette sürpriz olarak karşılanmayacak. Bunun sözlü yönlendirmesini, iletişim politikasını çok net bir şekilde dile getirdi FED. Peki, 25 bas puanlık faiz arttırımı cepte. Bu toplantıda hem karar metninde geçen ifadelerde hem de Jerome Powell'ın yapmış olduğu, yapacağı açıklamalardan piyasalar neleri yakalamak isteyecektir? Tabii burada sizin de söylediğiniz üzere 25 bas puanlık faiz arttırımına kesin gözüyle bakılıyor ve bunun son aylarda yönlendirmesi çok net bir şekilde yapıldı. O yüzden 25 bas puanlık faiz arttırımı piyasalar için bir sürpriz niteliğinde olmayacak. Ama dediğiniz gibi burada özellikle karar metnindeki ifadeler ve Powell'ın açıklamaları oldukça önemli. Tabii aynı zamanda ekonomik projeksiyonlar da burada piyasaların yakın takibinde yer alacak önemli bir gelişme. Şu an için piyasalar tarafındaki fiyatlamalara baktığımız zaman burada bu yıl içerisinde 6 ya da 7 defa Fed'in faiz arttırımına gidebileceğine dair fiyatlamalar var. Ve bunun özellikle hani son yayınlanan projeksiyonlarda bu yıl için 4 faiz arttırımına işaret ediliyordu. Bunun bu projeksiyonlarda ne kadar artacağı önemli olacak. Çünkü Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın emtia cephesinde getirmiş olduğu yükselişin ilerleyen dönemlerde küresel çapta enflasyonu yükseltici etkilerini takip ediyor olacağız. Yine bununla birlikte Çin'in sıfır vaka politikasını hala daha bağlı kalması ve yine önemli büyük şehirlerde kapanmaların gündeme gelmesi tedarik zincirindeki aksaklıkların ve sıkıntılarına devam edebileceğinin bir işareti. O yüzden bu yıl içerisinde de küresel çapta enflasyon yükseliş eğilimini sürdürmeye devam edecek. Önümüzdeki birkaç aylık süreçte burada emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkilerini takip ediyor olacağız. Ve Amerika'da hedeflerin oldukça üzerinde seyreden bir enflasyon var. Bu nedenle hani Amerika ekonomisinde bir yavaşlama görünmediği sürece FED enflasyonla mücadele politikasını yoğun bir şekilde işletmeye devam edecek. Bu da FED'in önümüzdeki dönemde daha sıkı ve daha şahin bir duruş ortaya koyacağını bize gösteriyor. Bu toplantının ardından hani Powell'ın yönlendirmeleri elbette önemli olacak. Yine Powell'ın açıklamalarında ve karar metninde bilanço küçültülmesinin ne zaman başlayacağına dair ifadeler buradaki ipuçları piyasaların yakından takip ettiği ve aradığı nokta olacak. Şu an için genel beklentiler bilanço küçültülmesinin Haziran'a itibariyle başlaması yönünde ama daha erken bir başlangıç veya bu yönde gelebilecek bir sinyal piyasalar tarafında daha şahin algılanabilir ve bir miktar risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir. Yine projeksiyonlarda FED üyelerinin bu yıl için
ne kadar bir faiz arttırımı öngördüğü de yine önemli olacak. Burada dediğim gibi 6 ya da 7 faiz arttırımı piyasalar tarafında bekleniyor ama bunun ekonomik projeksiyonlarda görülmesi tabii ki daha farklı olacaktır. Hani FED üyelerinin bu konudaki düşünceleri ve enflasyon tarafındaki değerlendirmeleri de kritik. O nedenle önemli bir toplantı, projeksiyonun yayınlanması nedeniyle de önem arz ediyor. 25 bas puanlık faiz arttırımı bekliyoruz ve bu faiz arttırımı ile birlikte hani FED'in faiz arttırımı döngüsüne başlayacağını değerlendiriyoruz. Bundan sonraki süreçte enflasyondaki gelişmelere bağlı olarak daha agresif ve faiz arttırımları konusunda adım atan bir FED görmemiz oldukça muhtemel. Burada Powell'ın açıklamaları ve projeksiyonlardaki değerlendirmeler, tahminler de bu noktasal grafiklerde oldukça önemli olacak ama şahin bir tavır ortaya koyan FED görmemiz mümkün. Bu durumda hani zaten son günlerde ons altında bir miktar geri çekime var. Hem jeopolitik risklerin bir miktar yatışması hem de FED yönelik beklentilerin etkisiyle bu fiyatlamayı gördük. Eğer şahin bir FED görecek olursa bilanço küçültmesi konusunda ve faiz arttırımı tarafında daha şahin bir tavır ortaya konacak olursa bu durum dolardaki yükseliş eğiliminin korumasına, yine Amerika tahvil faizlerindeki yükselişin sürmesine ve ons altın ve piyasalarda biraz daha baskının devam etmesine yol açabilir. Bugün toplantı oldukça kritik. Yani bu akşam piyasalar tarafında kararın açıklandığı, Powell'ın konuşmasının olduğu saatlerde biraz daha oynaklık yüksek seyredebilir diye değerlendiriyoruz. Peki Onurcan, sen hangi tarafta duruyorsun? Yani daha şahin bir FED mi bekliyorsun yoksa daha yumuşak tonda ifadelerde bulunan bir FED mi bekliyorsun? Çünkü Aralık ayındaki yayınlanan FOMC, daha doğrusu Aralık ayında gerçekleştirilen FOMC toplantısında yayınlanan noktasal grafiklerde FED üyeleri 3 faiz arttırımı dile getiriyorlardı. Beklentileri bu şekildeydi. Şimdi yapılan anketlere göre 2022'de yani içinde bulunduğumuz yılda bu 3 faiz arttırımını 4'e revize etme ihtimallerinden bahsediliyor. Baktığımız zaman 2023'te de yine 3 faiz arttırımının işaret edildiğine ilişkinde bir anket sonucu var. Ama az önce sen de bahsettin, ben de üzerinden geçmek istiyorum. Swap piyasaları yani FED fon vadelerine baktığımız zaman da yatırımcılar bu yıl içerisinde 7 faiz arttırımı olacağına ilişkin bir inanç içerisindeler. Ki zaten enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesi işte. Son açıklanan enflasyon %7,5'dan %7,9'a evrilmiş durumda. Hatta hatta son dönemde petrol ve enerji maliyetlerinin ciddi anlamda yükselmesi, enflasyonun Amerika'da çift haneli rakamlara kadar çıkma ihtimalini de beraberinde getirdi. Bu tarzda ciddi montanda yorumlar var. Ne dersin? Yani FED piyasaları yakınsar mı? İşte 3 faiz arttırım olasılığını 4 olarak revize mi eder? Yoksa 7 faiz arttırımı beklentisi olan piyasaları destekleyen bir FED mi görürüz bugün? Enflasyon tarafındaki mevcut süreci ve ilerleyen süreçteki riskleri de göz önünde bulundurduğumuzda hani ben daha yumuşak tonlu bir FED'den ziyade daha şahin tonlu bir FED'in görülebileceği kanısındayım. Yani buradaki projeksiyonlardaki faiz arttırım beklentisi yani swap piyasasındaki piyasalardaki beklenti olan 7'ye çıkmayabilir belki ama 3'ten 4'e revize edilmesinde ben biraz daha yumuşak olacağı kanaatindeyim. Yani burada 4'ten ziyade 5 veya 6 gibi bir rakam görmek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Yani çünkü enflasyon zaten 40 yılın zirvesinde ve son dönemdeki gelişmeler bu enflasyon tarafındaki baskılarına devam edebileceğini gösteriyor. Yine 2022 yılının ikinci yarısına doğru, ikinci yarısında tedarik zincirindeki sıkıntıların biraz daha yumuşaması bekleniyordu ama Çin'in hala daha devam eden bu sıkı mücadele politikası, yine yeniden kapanmaların gündeme gelmesi, yine Rusya tarafında Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bazı metallerdeki ihracatın yavaşlaması ki bunun da yine belli ürünlerde üretimi aksatması, tüm bunlar enflasyonist riskleri gündemde tutuyor. Yani böyle bir ortamda enflasyonun bu kadar ciddi seviyelere geldiği, yine Amerika'nın üretici fiyat endeksinde çift tanelerin görüldüğü bir ortamda çok güvercin bir FED beklemenin biraz daha iyimser kalabileceği ve yanlış pozisyonlanma olabileceği kanaatindeyim. Yani daha şahin bir FED'e hazırlanmak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum riskleri daha iyi yönetilmesi açısından. Şimdi tabii bu ayki toplantıda varlık alım programı sonlandırılacak. 25 bas puanlık bir faiz arttırım var. Bu iki adımlı bir süreç. Bir de bu sürecin üçüncü adımı var. O da malum bilanço daraltılması ki 8.9 trilyon yani 9 trilyon dolara yaklaşan bir bilanço var. Ve bu bilançonun daraltılmasına ilişkinde sinyaller aranacak ki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de bu. Hem varlık alım programının sonlandırılması hem de bilanço daraltılması ciddi anlamda şahin bir politik olarak değerlendirilebilir. Sen bu noktada yüksek enflasyonla beraber piyasaların beklediğinden daha şahin tonda bir FED yani bilanço daraltılma süreci yakın bir süreçte, yakın bir dönemde başlayıp yıl sonuna kadar ciddi anlamda bu konuda azaltılma adımlarının atılabileceğine ilişkin bir FED bekler misin?
Piyasalar Haziran ayında bilanço küçültmesinin başlamasını bekliyor zaten. Doğru. Hatta burada hani doğrudan Fed Başkanı Powell'dan olmasa da Fed üyelerinden hani Haziran ayına, yılın ikinci yarısına işaret edildiğini gördük bilanço küçültmesi konusunda. O yüzden hani piyasalar Haziran'ı bekliyor. Bu toplantıdaki kritik nokta Haziran'dan öncesine işaret edilip edilmeyeceği olacak. Yani doğru. Haziran ayında, yani yılın ikinci yarısında bir bilanço küçültmesinin başlaması bekleniyor. Tabii ki bunun ne kadarlık bir miktarla olacağı, hangi enstrümanları, hani hangi vadedeki enstrümanları kapsayacağı, bunlar önemli detaylar olacak ama hani bu toplantıda bu detayları görmek için erken, onu söyleyebilirim. Ama hani işaret edeceği tarih önemli. Eğer Haziran ayının önce başlayabileceğine dair çıkarımlarda bulunabilecek bir açıklama gelirse bu piyasaları biraz bozabilir. Ancak hani bilanço küçülmesinin tartışmaya devam ettiği, bu konuda ilerleyen toplantılarda daha detaylı bilgilerin vereceği konusunda bir açıklamayla geçecek olursa burada, bu durum hani Haziran ayında başlayacak, daha erken başlamayacak algısı yaratıp piyasalar tarafında ek bir baskı oluşturmaz diye düşünüyorum. Hani bilanço küçülmesi konusunda aranacak mesajlar Haziran ayı veya sonrasında mı başlayacak, yoksa öncesinde mi başlayacak? Biraz daha piyasalar bu noktaya kilitlenmiş durumda. Bu akşam gerçekleşecek toplantı sonrasındaki ilk açıklama metninde ve Powell'ın açık konuşmasında bu metinler, bu mesajlar aranacak diyebilirim. Peki tüm bu gelişmeler dahilinde ABD 10 yıllıklarında bir yükseliş hareketi beklemek doğru olur mu? Çünkü malum Ukrayna-Rusya savaşıyla beraber riskten korunma güdüsüyle yatırımcılar ABD tahvillerine ciddi anlamda talep gösterdi ve iki seviyelerin üzerinde olan Amerikan 10 yıllık getirisi bir anda 1.60'lara kadar geriledi. Ama şu anda bakıyorum 2.16 seviyesinde. Mevcut durumda Şahin tonda açıklamaları bugün gördüğümüz zaman, görürsek şayet, 2.16'ların üzerinde 2.30'lara kadar belki de daha üst seviyelerde bir ABD 10 yıllık tahvil faizi beklememiz gerekiyor mu sence? Yani direkt bu toplantı sonrasında olmasa bile ilerleyen süreçte Amerika tahvil faizlerinde bir yükselişin görülmesi muhtemel. Yani burada enflasyondaki yükseliş ve burada faiz arttırım adımları tabii ki faizlerde bir yükselişi beraberinde getirebilecek. Hani özellikle Fed'e bağlı fiyatlamalarda 10 yıllıktan ziyade biraz daha kısa vadeli tahvil faizlerine odaklanmakta fayda var. Çünkü malum para politikası daha kısa vadeli faizler üzerinde etkili. Daha kısa vadeli faizleri hedefliyor. Bu yüzden hani Fed'in şahinleştiği ve faiz arttırım sürecine başladığı bir ortamda kısa vadeli tahvil faizlerine daha sert yükselişler görmek mümkün. Ama Amerika 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini görmek burada şaşırtıcı olmayacaktır. Burada 1.60'lara kadar çekilip ama şu an için yeniden 2.16, %2'nin üzerinde 2.16'lı seviyelerden fiyatlanan bu faizlerin de altında yatan sebep zaten bir ilk olarak Fed beklentileri. İkincisi de bu, tabii ki jeopolitik risklerin bir miktar yatışması ve güven liman alımının talebinin biraz daha sakinleşmesi. Önümüzdeki süreç açısından hani Fed, Şahin Fed gündemde kaldığı sürece %2.30'ların gündeme gelmesi, üzerindeki seviyelerin gündeme gelmesi mümkün olabilir ama hani doğrudan bunu bu toplantıda beklemekten ziyade biraz daha ilerleyen süreçte, aylarda bunun görünmesinin de mümkün olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi evet, bugün gündem malum Fed ama piyasaların Fed'den belki de daha önemli bir gündemi var. Ukrayna-Rusya arasındaki kriz. Neden Fed'den daha önemli? Çünkü Fed politikalarını dahi şekillendirebilecek ölçüde çok önemli bir gelişme. İki ülke arasındaki savaş. Oradan çok çetrefilli, çok farklı açıklamalar geliyor Onurcan. İstersen onu kısaca izleyiciler için de bir hatırlatayım. Rusya Devlet Başkanı Putin dün yapmış olduğu bir açıklaması var. Önceden Putin malum yapmış olduğu bir açıklamada şunu demişti. Ukrayna ile anlaşma noktasında pozitif gelişmeler yaşanıyor dedi ve piyasalarda olumlu bir hava söz konusu oldu ama son yapmış olduğu açıklamada da şunu söylüyor. Ukrayna tarafını suçlayarak karşılıklı olarak kabul edilebilecek çözümler bulma konusunda ciddi bir tutum göstermediklerini dile getirmiş. Ama buna rağmen Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı açıklamada anlaşma umudunun hala olduğunu ve görüşmelerin pozitif noktada devam ettiğini dile getiriyor. Şimdi piyasalardaki son fiyatlamalara baktığımız zaman da Ukrayna-Rusya arasındaki bu görüşmelerden pozitif bir sonuç çıkabileceğine ilişkin bir umut var. Yani piyasalardaki fiyatlamalar, bize açık söylemek gerekirse, bunu dile getiriyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani çok zor bir süreç, çok kısa vadede çözülmesi mümkün değilmiş gibi gözüken bir süreç. Ama nasıl değerlendirirsin? Yani piyasalardaki oynaklığın devam etmesini bekler misin Ukrayna-Rusya savaşına bağlı olarak? Evet, yani buradaki açıklamalar etkili oluyor ve hani son dönemde gelen bu karışık tondaki açıklamalarda oynaklığın devam edebileceğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir elbette. Malum Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasıyla birlikte, başlamasıyla birlikte piyasalarda Şubat ayının ikinci yarısından sonra özellikle son bölümü ve Mart ayının ilk haftaları keza
oldukça satıcılı bir şekilde geçti. Yani risk iştahının önemli ölçüde baskılandı. Ons altında ciddi yükselişlerin yaşandığı, petrolde arz endişeleriyle 130 dolarların test edildiği bir süreç geçirdik. Ancak geçen haftanın ikinci yarısına itibaren devam eden bu diplomatik çözüm arayışları, yine müzakerelerin devam ediyor oluşu, yine her ne kadar karışık tonda da olsa burada aralarda iyimser tondaki açıklamalar bu piyasalar tarafında endişelerin bir miktar yatışmasına katkı sağladı. Hala daha devam eden bu Rusya-Ukrayna savaşı ve henüz müzakerelerden somut bir sonuca ulaşamamış olması riskleri canlı tutmaya devam ediyor elbette. Ama önceki haftalara nazaran satış baskısının hafiflediğini söyleyebiliriz. Risk iştahındaki baskının bir miktar hafiflediğini söyleyebiliriz. Doğru. Bunu fiyatlamalar tarafında zaten net bir şekilde görmek mümkün. Hani hisse piyasalarında bir toparlanma çabası var. Ons altın 2070 dolarlı seviyelerden 1900 dolarlı seviyelere kadar geriledi. Petrolde bir gerileme var. Piyasalar burada biraz daha o sert satışların ardından hem bir miktar tepki hareketi hem de bu oluşan iyimserliğe biraz daha tutumluluklarını görüyoruz piyasaların. Ama burada hani bu oluşan kısa vadeli olumlu havanın çok hızlı bir şekilde dağılma ihtimali de var gelecek bir açıklamayla. O nedenle hani burada riskli pozisyonlarda özellikle hani kaldıraçlı ve kredili işlemler konusunda hala daha temkinli hareket edilmesinin, temkinli davranılmasının faydalı olduğu kanaatindeyiz. Çünkü evet bir iyimserlik oluştu son dönemde ancak bunun hızlı bir şekilde dağılma ihtimali de var. Yeniden çünkü savaş devam ediyor. Buradaki bir olumsuz yönde gelebilecek bir açıklama tekrardan burada risk fiyatlamasında yani riskten kaçış eğiliminde gündeme getirebilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Haber akışlarını ve gelişmeleri takip etmek lazım. Hani bu konuda net bir öngörüde bulunabilmek de zor açıkçası. Yani burada bir yerde bir anlaşma sağlanacak. Hani bu savaş bir yerde bitecek. Doğru ama bu ne zaman olacak? Hangi tarihte olacak? Bunu kestirebilmek ne yazık ki mümkün değil. Tabii burada bir müzakereden bir anlaşma çıkacak olursa bu piyasalarda risk iştahına çok güçlü bir toparlanma getirecektir. Bunun yurt içi piyasalara da olumlu yansıması olacaktır ama hani bunun ne zaman olacağını kestirmek güç. Burada da ek risk alımından belli oranda kaçınmak lazım diye düşünüyorum. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Ama piyasalarda son hani bir haftalık süreçte kabaca oluşan bir iyimserlik var. Buradaki bu iyimser havanın devamlılığı takip edilmeli diye düşünüyorum. Ama oynaklığın sürmesi de genel beklentiler arasında benim yani bizim de görüşümüz bu yönde. Bu süreç içerisinde daha dikkatli olmak gerekiyor. Endeks tarafında bir toparlanma var son iki haftalık süreçte. Burada 2065 seviyesi üzerindeyiz biz süz endeksinde. Bu seviye bizim kısa vadeli referans noktamız. Hani bu seviye altında bir sarkma görecek olur ve yurt dışında da satış baskısı yeniden artacak olursa, bu iyimser hava dağılacak olursa o durumda özellikle hisse tarafındaki pozisyonlarda daha dikkatli olunmalı, stop düşünülmeli diye düşünüyorum. Peki Onurcan, şeyi nasıl değerlendiriyorsun? Mesela şimdi Ukrayna-Rusya arasında savaş riskinin oluşmasıyla beraber Rus borsasıyla paralel olarak belki de bazı dönemlerde, bazı günlerde Rus borsasından daha da sert satış baskısı altında kalan bir Borsa İstanbul vardı, hatırlayalım. Yalnız savaşın başlamasıyla beraber özellikle Amerika ve Avrupa tarafında çok ciddi borsalarda yani hisse senetleri endekslerinde satışlar olurken Borsa İstanbul tarafında ciddi anlamda bir toparlanma var ve o sert düşüşleri yani Avrupa tarafındaki o sert düşüşler Borsa İstanbul'a tam olarak yansımadı. Az önce sen de söyledin zaten 2066 seviyesinin üzerindeyiz şu anda 2091 seviyesinde işlemler geçiyor. Bu durumu nasıl değerlendirmek lazım? Yani hangi sebepten ötürü sence pozitif bir ayrışma oldu? Bunun nedenlerine baktığımız zaman hani biraz da geçmişten gelen etkiler var. Burada bunlardan birincisi yabancı yatırımcıların endeks tarafındaki ağırlığının düşük olması ve özellikle hani yerli yatırımcının da borsa dışında alternatif aracının az olması. Yani şu an için baktığımızda enflasyonun geldiği seviyeler, faizlerin bulunduğu seviyeler. Hani burada biraz daha reel getiri anlamında borsa dışında da çok bir araç bırakmıyor açıkçası. Yabancı yatırımcı payının düşmesi de hani yabancı satışların nedeniyle Borsa İstanbul tarafında daha önceki yıllarda görülen baskının kademeli olarak azalmasını da beraberinde getirdi. Yine tabii burada Borsa İstanbul'un ve hani belli sektörlerin her sektör için bunu söylemek güç belki evet. Ama birçok sektörün dolar bazında özellikle ciddi manada iskonto içermesi ve Rusya'dan hani Rus borsası açıldıktan sonra burada hala daha işlemlerde hani kapalılık süresi devam ediyor borsa tarafında. Döviz piyasası açılsa da Moskova piyasası borsa açıldıktan sonra buradaki yabancı çıkışların Borsa İstanbul'a yani Türk piyasalarına gelebileceği yönündeki beklentiler gibi çeşitli faktörler var. Özellikle burada bu süreç içerisinde belirli teknik seviyelerin aşılması ve bu seviyeler üzerinde tutunmanın sağlanması da endeks tarafında teknik alımları beraberinde getiren bir gelişme oldu. Yine bu süreç içerisinde malum aynı zamanda bu savaş ortamı yurt içinde bilanço açıklama dönemine de denk geldi. Güçlü bilanço açıklayan ve temettü açıklayan şirketlerin de endeks ağırlığı yüksek olan şirketlerin de
biraz daha endeksi taşıdığını gördük. Yani şirket bazlı hareketlerle de tutma sağlayan bir endeks oldu. O nedenle hani burada bu Borsa İstanbul tarafında geçtiğimiz haftalarda Avrupa ve Amerika borsalarında ama özellikle Avrupa borsalarında sert satışlar yaşanıyorken Türk yani Borsa İstanbul'daki satışların sınırlı kalmasında hani bu nedenler sıralanabilir biraz daha etmen olarak. Önümüzdeki süreç açısından da hani burada korelasyonun zaman zaman bu tarz zayıfladığı dönemler gördük. Ama hani orta vadede bu korelasyon korunuyor. Ama şu an için yurt dışında toparlanmanın olması endeks tarafındaki yükselişleri destekleyen bir hikaye. Dediğim gibi 2065 seviyesi bizim için önemli bir direnç seviyesiydi. Bu hafta içerisinde bu seviye üzerine kapanışlar görüyoruz. Endeks tarafında eğer 2103 seviyesi aşılabilirse, Ocak ayında görülen zirve seviyesiydi burası. Hani bu 2022 yılındaki görülen yüksek seviyeydi. Doğru. Bu seviye aşılabilirse yukarı yönlü hareketler devamı beklenebilir. Ama herhangi bir sebeple 2065 altında bir kapanış yaşanacak olursa bu durumda hani kısa vadeli pozisyonların kapatılmasında bir kâr realizasyonu düşünülmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü son günlerde pozitif ayrışma eğilimi var. Yukarı yönlü hareket devam ediyor ama teknik indikatörlerde de günlük periyotta veya alt periyotlarda da yorulma emareleri görüyoruz endekste. O nedenle 2065 seviyesi altında dikkatli olmak faydalı. Çünkü bu seviye altında biraz daha satışların yaşandığını, hani nasıl ki satışların yaşandığı dönemde pozitif ayrışan bir endeks varsa hani 2065 altında bir kapanış yaşanacak olursa, yurt dışında olumlu bir hava olsa bile endeks tarafında bu sefer negatif bir ayrışmanın yaşanabileceği de dikkate alınmalı kanaatindeyim. Peki Onurcan, son olarak petrol fiyatlarını sormak istiyorum. Çünkü ciddi anlamda bir oynaklık son dönemde oluşmuş durumda. Bir ara hatırlayalım, 130 dolar seviyesi üzeri test edildi. Sonrasında baktığımız zaman 100 doların altındayız. Buradaki geri çekilme ve son dönemdeki yaşanan yüksek oynaklığın sebebini sadece Ukrayna ve Rusya olarak mı açıklamak gerekiyor? Ağırlıkta etmen bu tabii ki. Hani çünkü 130 dolara kadar çıkartan tek hikaye buydu. Doğru. Tabii bu süreç içerisinde Amerika'nın, İngiltere'nin petrol ithalatını durdurması Rusya'dan, buradaki haberler de etkili oldu. Aslında Amerika ve İngiltere'nin, Rusya'nın petrol ihracatındaki ağırlığı düşük ama hani burada piyasalar tarafında kısa vadede Avrupa da buraya katılır mı? Çünkü Avrupa'nın daha yoğun bir ithalatı var. Bu belirsizlik petrol fiyatlarına sert yükselişleri beraberinde getirdi ama Avrupa bir tarafından hani kısa vadede Rus gazına alternatif bulunamadığı için böyle bir katılım gelmedi. Bunun yanında son günlerde dediğim gibi bu piyasalar tarafında müzakereler, yani görüşmelere ilişkin oluşan iyimserlik bir miktar düşüşü beraberinde getirdi. Buradaki düşüşün altında yatan sebeplerden bir diğeri de Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC üyesi ülkelerden de arzın arttırabileceğine dair belli açıklamalar gördük. Yine bu da arz endişeleriyle sert yükselen petrolde ve sert düşüşleri de beraberinde getirdi. Zaten bu tarz hani gelişmelerin olduğu, yani volatilitenin önemli ölçüde arttığı, sert fiyatlamaların olduğu dönemde hani sert yükselişlerin devamı da sert düşüşlerle neticelenebiliyor. Yine bir diğer önemli etmen de ilerleyen süreçte takip edilmesi gereken bir konu Çin tarafındaki kapanma. Çin hani dünyadaki önemli petrol ithalatçısı ve hani burada büyük şehirlerde ciddi kapanmalar görüyoruz. Bunun Çin ekonomisindeki yavaşlamada üzerinde de etkisi olacaktır. Bu da petrol talebini biraz daha baskılayabilir. Yine bu durumda ek bir faktör olarak petrol fiyatlarının düşüşü beraberinde getirdi. Ama ana etmen Rusya-Ukrayna konusundaki endişelerin, bu jeopolitik endişelerin bir miktar yatışması petrol fiyatlarına sert düşüşleri beraberinde getirdi. Ama önümüzdeki süreçte gelişmelere bağlı olarak oynaklık yüksek kalmaya devam edebilir. Bu ustada dikkatli olmakta fayda var diyebilirim ben de son olarak. Evet, Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, değerli katılımın ve yorumlar için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Herkese güzel, sağlık dolu bir gün diliyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.